Buyurun lütfen. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Değerli milletvekili arkadaşlarım, değerli bürokratlar, basının değerli emekçileri, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sivil toplum kuruluşlarının değerli temsilcileri, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Değerli arkadaşlar, 24 yıllık süren bir mücadele var. Emeklilikte yaşa takılanların verdiği mücadele. Ben öncelikle emeklilikte yaşa takılanların mücadelesini veren platformlara, derneklere teşekkür ederek başlamak istiyorum. İşte örgütlü toplum haklarını bu şekilde alır Sayın Elitaş. Örgütlü toplum direnir, haklarını talep eder ve sonunda da bu direnişinde başarıya ulaşır. Ben bu zaferler için kendilerini kutluyorum. Bütün platformları, emeklilikte yaşa takılanların mücadelesini kutluyorum. Ancak yaptıkları mücadele sonucunda kısmi bir başarıyla karşı karşıya kalacağız gibi gözüküyor. Eğer AKP ve MHP bu durumda ısrarcı olurlarsa. Ya bir sorunu çözerken mutlaka bir sorun alanı bırakıyorsunuz Sayın Elitaş. Yani tam çözüm bırakmıyorsunuz. Neden? O insanlar mücadelelerine devam etsinler. Seçimden sonra bakarız gibi yarım yamalak bir çözüm getirdiniz. Oysa emeklilikte yaşa takılanların talebi çok net. 8 Eylül 1999 öncesi hangi şartlarla emekli oluyorsak aynı şartlarla emekli olmak istiyoruz dediler, değil mi? Siz ne getirdiniz Sayın Elitaş? Dediniz ki 8 Eylül 99 öncesi kadınlarda 20 yıl, erkeklerde 25 yıl. Tamam. Ama 8 Eylül 99 öncesi prim ödeme gün sayısı neydi Sayın Elitaş? 5000 gündü, değil mi? Şimdi siz ne diyorsunuz? 5975 güne kadar prim ödeyecekler diyorsunuz. Değerli arkadaşlar, bu sorunu çözmemektir. Ve aynı zamanda da büyük bir skandalla karşı karşıyayız. Bundan yalnızca 2 ay önce bütçe komisyonunda bütçeye görüştük, öyle değil mi? Ve bütçede Sayın Vedat Bilgin'e ben sordum. Tutanaklarda var. Açıkça sordum. Emeklilikte yaşa takılanlar, emeklilikte prime takılanlar olacak mı dedim. Tutanaklarda benim ismim var. Sayın Bakan aynen şunu söyledi. Emeklilikte prime takılanlar asla olmayacak. Çünkü 8 Eylül 1999 öncesi prim gün sayısı şartını değiştirmiyoruz dedi. Değiştirmiyoruz dedi. Prim ödeme gün sayısını değiştirmiyoruz dedi. 8 Eylül 99 öncesi. Bunu kim söyledi? Sizin bakanınız söyledi. Sizin iktidarınızın bakanı söyledi. AKP iktidarının çalışma bakanı Sayın Vedat Bilgin söyledi. Ne güzel. EYT'liler bunu duydular, değil mi arkadaşlar? Ne yaptılar? Yılbaşına kadar değerli arkadaşlar yüz binlerce EYT'li SGK müdürlüklerine koştular. Çalışma bakanı ne demiş? 5000 gün demiş, değil mi? Şartı değiştirmiyoruz demiş. 5000 güne göre borçlandılar. Askerlik borçlanmalarını yaptılar. Başka borçlanmalarını yaptılar. Kredi çektiler. Evdeki 3-5 kuruşlarını seferber ettiler, borç aldılar ve gittiler borçlandılar 5000 güne göre. Sayın Elitaş, siz Çalışma Bakanınızın beyanını yok mu sayıyorsunuz? Çalışma Bakanı bu beyanda bulunduysa, bu beyanı yok sayacaksanız neden kendisini düzeltmediniz? Şimdi Çalışma Bakanı görevde mi arkadaşlar? Ben istifa etmedi diye duyuyorum. Sayın Vedat Bilgin hala görevde. Çalışma Bakanlığı'nın yardımcısı, bürokrasisi de burada. Kendilerine de soruyorum. Çalışma Bakanımız keşke burada olsaydı. Şimdi bu bayağını Çalışma Bakanı yiyecek mi, yemeyecek mi? Ya da istifa mı edecek? Ya da Sayın Elitaş Çalışma Bakanı'nın beyanını ezdirecek mi? Bu kadar açık bir soru var ortada. Ayrıca EYT'lilerin talebi 8 Eylül 99 önceki şartların yerine getirilmesi Sayın Elitaş. Siz diyorsunuz ki Bağkurlular diyorsunuz 8 Eylül 99 şartları öncesine göre emekli olacak, değil mi? 7.209.000. Emekli sandıkları onlara 9.000'e göre emekli olacak diyorsunuz. O da 8 Eylül 99 aynı. Ama SGK'lılara gelirse, SSK'lılara yani dönemin SSK'larına hayır diyorsunuz. Onlara yeni bir şart getiriyorum. Onları 5.000 değil 5.975 güne göre emekli edeceğim diyorsunuz. Bu da hak, hakikat değildir. Sorunu çözmemektir Sayın Elitaş. Bakın ikinci konu şu. Bence bu da en az birinci konu kadar önemli. EYT'liler yıllardır emekli olmayı bekliyorlar, değil mi? Ve EYT'liler emekli olduğunda kaç para maaşla karşı karşıya kalacak arkadaşlar? Kaç para alacaklar? 5500 TL alacaklar. Sayın Elitaş, Kayseri'de 5500 TL'ye kiralık ev kaldı mı? Bence kalmadı. Yeni evler 5500 liranın üzerinde. İstanbul'da da değil, Malatya'da da değil. Antalya'da hiç bulamazsınız. Büyük şehirlerde ev kiraları 8-10 bin liraya çıkmış.
siz emekliler emekli olduğunda 5500 lira maaşa talim edecekler diyorsunuz. Sayın Editaş, biliyor musunuz 99 öncesi eğer ki aylık bağlama oranlarıyla bugünkü EYT'liler emekli olsaydı kaç para maaş alacaktı, hesabını yaptınız mı? Soruyorum size. Biz yaptık. 11.700 lira maaş alacaklardı. Eğer 99 öncesi aylık bağlama oranlarıyla emekli olsaydı bugünkü EYT'liler 11.700 lira maaş alacaklardı. Ama bugün 5.500 liraya talim ediyorlar. Bak, aylık bağlama oranlarını siz düşürdünüz. Bu yüzden de milyonlarca emekli şimdi sefalet maaşlarına mahkum ediyorlar. Bu açıdan en düşük emekli maaşını ilk etapta 8.500 TL'ye yükseltelim diye öneriyoruz. Daha sonra da bunu artan oranlar olarak artıralım ve geçinebilecek maaşları bağlayalım diyoruz. İntibak yasasını niye birlikte getirmediniz Sayın Elitaş? Gelin bir reform yapalım dedik. Bu anlamda bu önergeyi elbette çıkarmamız gerekiyor ama gelin emeklilik sistemini komple reform edecek adaletli bir yapısal reform yapalım dedik. Buna kaçtınız. İntibak yasasından kaçtınız. Aylık bağlama oranlarının güncellenmesinden kaçtınız. İşte bütün bunları ele alacak bir sağlık, sosyal güvenlik reformu ve emeklilik reformuna ihtiyaç olduğunu düşünüyoruz Sayın Elitaş. Bir şey daha soracağım Sayın Elitaş. 90'lı yıllarda tabii sizin yaşınız müsait değil, siz stajyer veya çırak olamazsınız. 90'lı yıllarda değil mi? Siz çok daha erken çıraklık yapmışsınızdır. Siz çıraklık yaptınız değil mi? Babanızın yanında ya da amcanızın yanında. Ben yaptım. Ben de çıraklık yaptım. Stajyerlik de yaptım Sayın Elitaş. Şimdi çıraklar ve stajyerler en çok ezilenlerdir biliyorsunuz iş yerinde değil mi? En uzun çalışanlardır. En ağır koşulda çalışandır. Ve 3 kuruşa çalışandır. Stajyer ve çırak gece gündüz çalışır, o parmak kadar boylarıyla 15 yaşında, 16 yaşında, 17 yaşında, 18 yaşında, 20 yaşında stajyer olarak çalışır. Şimdi diyorsunuz ki ey çıraklar ve stajyerler, 2 milyon kişi, siz çalıştınız ama aslında çalışmadınız diyorsunuz. Ya siz çalıştınız ama aslında çalışmış gibi yaptınız diyorsunuz. Biz diyoruz ki çıraklar ve stajyerler çalıştılar, en ağır şartlarda çalıştılar. Neden onların işe giriş tarihini esas almıyorsunuz Sayın Elitaş? Neden esas almıyorsunuz, stajyer ve çırakları yok sayıyorsunuz? Diyoruz ki gelin stajyer ve çırakların da işe girişlerini sayalım. Bunun dışında başka mağduriyet ne var arkadaşlar? Sayın Elitaş, hatırlarsınız 17 Ağustos 99'da Marmara depremi oldu değil mi? Ondan sonra maalesef Türkiye Büyük Millet Meclisi ve dönemin iktidarı büyük bir vicdansızlığa imza attı. Dönemin iktidarına sesleniyorum. Büyük bir vicdansızlığa imza attı. O zamanki DSP, MHP, ANAP iktidarı büyük bir vicdansızlığa imza attı. Daha ben de koruma, o zaman kurtarma çalışmalarına katıldım. Kurtarma çalışmalarına, biz cenazeleri çıkarırken oradan, ben arama kurtarma uzmanıyım. Gittim bir ay orada ceset çıkardık. Yaralıları çıkarmaya çalıştık. Tam onlar olurken meclis bu emeklilik yasa teklifini gündeme aldı ve değerli arkadaşlar, o dönemde bu yasa çıktı. Ama o dönemde, o olağanüstü durumda işe girişlerini bildiremeyenler var. Binlerce, on binlerce belki işe girişlerini bildiremeyenler var. Bununla ilgili talepleri var Sayın Elitaş. Bu talebe ses vermeniz gerekir. Kulak vermeniz gerekir. Gelin diyoruz 17 Ağustos depremi, Marmara depremi, Düzce depremi nedeniyle bu EYT miladını 31 Aralık 1999 yapalım diyoruz. En azından onların da işe girişleri bu anlamda sağlansın ve EYT'li olsunlar diyoruz. Sayın Elitaş, 8 Eylül 1999 günü işe giren bir yurttaşımız kaç yaşında emekli olabilecek en genç olarak? Şimdi çıkaracağımız yasaya göre. 43 yaşında. En genç olarak 43 yaşında emekli olacak. Peki 9 Eylül 1999 tarihinde işe giren, bir gün sonra işe giren kaç yaşında emekli olacak? Eski yasaya göre, eski yasaya göre 8 Eylül 1999 tarihinde değiştirmesi, sisteme giren kişi 58 yaşında emekli olacaktı. Evet. 9 Eylül 99 tarihinde sisteme giren kişi 60 yaşında. Şimdi yasayı değiştiriyoruz ama Sayın Elitaş. Yasayı değiştiriyoruz ve 8 Eylül 1999 günü giren bir kişi 43 yaşında emekli olabilirken bir gün geç giren arkadaşı 60 yaşında emekli olacak. 17 yıl sonra emekli olacak. Sayın Elitaş, siz bunda bir adalet görüyor musunuz? Ya burada bir adalet görüyor musunuz? Ya biz şunu öneriyoruz. Gelin diyoruz, bu işi topyekün masaya yatıralım. Yani bir gün için 17 yıl beklenmez. Bir kademeli geçişe ihtiyaç var. Yani bir gün için, bir yıl için, 15 ay için, 24 ay için 17 yıl, 15 yıl, 12 yıl beklenmesi
hakka, adalete uymuyor. Bunun için gelin kademeli bir geçiş yapalım diyoruz. Sayın Eritaş. Şunu mu demek istiyorsunuz müsaade ederseniz? Bütün emeklilik yaşını 43'e mi düşürelim? Öyle değil mi? Kademeli bir geçiş. Kademeli bir geçiş. Kademeli bir geçiş yapalım diyoruz. Kademeli bir geçiş yapalım diyoruz Sayın Eritaş. Sayın kademeli adaletle. Hayır, mezarda emekliliğe karşıyız. 65 yaşta emekliliği siz getirdiniz. 65 yaşta emekliliği siz getirdiniz. Mezarda emekliliğe karşıyız. Sayın Paylan şunu söyle. Değmiyoruz. Kademeli kademeli bir geçiş yapalım diyoruz Sayın Elitaş. Değil. Bir anda 17 yıl atıyorsunuz Sayın Elitaş. Bu yasayı düzenlerse bir gün önce emekli olan 43 yaşında emekli olurken işe giren, bir gün sonra işe giren 60 yaşında emekli oluyor. 17 yıllık bir fark kabul edilemez. Hakkaniyete sığmaz. Bunun için adaletli bir geçiş yapalım diyoruz Sayın Elitaş. Bunun dışında Sayın Elitaş, siz Bağkurluydunuz değil mi? Bağkur'dan emekli oldunuz. Siz işçi, hiç patron olmadınız yani. SSK'lı mı emekli oldunuz Sayın Elitaş? Şimdi Sayın Elitaş, Bağkurlular hiç düşünmüyorsunuz. Bak Bağkurlular esnaf odalarına... Çok farklı. Eğer onları incelerseniz nasıl olacağına varırsınız, muhtali olabileceğinize inanıyorum. Yani Sayın Elitaş, benim süremi verecekse başkan size süre versin. Şimdi görüşmeler içinde böyle tatlı müzakerelere de... Hayır, bana süre verecekseniz sorun yok. Siz soru soruyorsunuz, Sayın Elitaş da cevap vermek zorunda kalıyorsunuz. Tamam. Bağkurların Sayın Elitaş, Bağkurların biliyorsunuz bir tescil talepleri var. Bu 2008 yılına kadar geçerli, geçmişe dönük tescil yapabiliyorlardı. Yani çalıştıkları odalara kayıtları ile ilgili sıkıntıları giderebiliyorlardı. Ama 2008 yılında siz kaldırdınız bu hakkı. Tescil haklarını siz kaldırdınız. Ve bu çerçevede EYT'li olmak anlamında geçmişe dönük olarak tescillerini de yapamıyorlar Bağkurlular. Gelin diyoruz, Bağkurlarında tescil haklarını geri iade edelim diyoruz. 2001'de ve 2008'de bu haklar kaldırıldı. Evet arkadaşlar. Bağkurlarında sesine ses verelim diyoruz. Bu yasada düzenleme yapalım diyoruz. Daha sonra 8 Eylül 1999 öncesi biliyorsunuz kısmi emeklilik hakkı vardı Sayın Elitaş. Kısmi emeklilik hakkı. Madem ki 8 Eylül 99 öncesi bu hak vardı, şimdi bu hakkı kaldırıyorsunuz. Madem 8 Eylül 99 öncesi hakları iade ediyorsak, kısmi emeklilik hakkını da iade etmemiz gerekir. Yani 15 yıl ve 3600 prim ödeme günüyle emeklilik haklarını da iade etmemiz gerekiyor. Değerli arkadaşlar, emeklilik sistemini topyekun masaya yatırmalıyız. Şunu söyleyeceğim, 24 milyon kayıtlı emekçi olup 20 milyon emekliye doğru gidiyoruz, bunu bilin. AKP'nin bu üretimden uzaklaştırdığı için kitleleri, insanlarımızı şu anda 40 milyon çalışana doğru yürümemiz gerekir. Ki 20 milyon emekli rahatlıkla iyi emekli maaşlarına ulaşabilsinler. Başkanım çok şey yaptı lütfen. Emeklilik meselesini kesinlikle masaya yatırmamız gerekiyor. Ve daha çok yurttaşımızın çalışarak, daha çok yurttaşımızın iyi emekli maaşı alacağı bir sosyal güvenlik reformu ve emeklilik reformu yapmamız gerekiyor. Son olarak bir şey daha söyleyeceğim Sayın Başkan. İşveren desteği dediniz ya %5. Sayın Elitaş, bu işveren desteğini yani lütfen sessiz. Emeklilerin çalışırken priminden %5 indiriyorsunuz ya. Bu primi kimden indiriyorsunuz? Patronun payından indiriyorsunuz. Niye emeklinin payından indirmeyi düşünmüyorsunuz? Emeklinin payından düşürelim diyorum. İkincisi de şu, mevcut emekli çalışanlar da yeni EYT'lere göre EYT'ler daha avantajlı duruma geçecekler. Bu durumda daha önce kayıtlı çalışan emeklilerin tercih edilmeme durumuyla karşıya kalma riskleri var. Bunlara gidermek için bu 5 puanlık desteği veriyorsak tüm emeklilere bunu verelim ki bunlar kayıtlı çalışabilsin diyoruz. Değerli arkadaşlar, EYT düzenlemesi çok önemli, tarihi bir düzenleme. Bu meseleyi daha geniş bir çerçevede masaya yatırmalı ve tüm yurttaşlarımızın sorunlarını çözecek şekilde tamamlamalıyız diyorum. Saygılar sunarım. Teşekkür ediyorum. Duymadım. Ne dediniz? Kapatalım mı onları? Başkanlık divanı karar veriyor. Sağ olun.